Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Yeni bir sorumluluk sınavı soru videosuyla sizlerle beraberiz. Değerli öğrencilerim, bu videomuzda yepyeni sorularla sizlerle beraber olacağız. Ve inşallah geleceğiniz sorumluluk sınavlarında başarı göstermenize katkı sunacağız diye düşünüyorum. Değerli öğrenciler, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bu sorularımızı dikkatli bir şekilde çözmenizi istiyorum. Bu sorularınız dışında oynatma listemizde de farklı soru videolarımız var. Yukarıdan oynatma listelerine tıklayarak veya videonun üstündeki kartları tıklayarak bu yeni sorulara, farklı sorulara ulaşabilirsiniz. Bu soruları da çözerek daha iyi sınava hazırlanmış olacağınızı düşünüyorum. Değerli öğrencilerim, bu sorularımızı dikkatli bir şekilde çözelim. Arkadaş çevremizde de paylaşalım ve kanalımızın büyümesi ve diğer arkadaşlarımıza daha faydalı olması adına paylaşmanızı canı gönülden istiyorum sizlerden. İsterseniz sorularımıza geçelim. Yalnız burada bir hususu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dikkatinizin dağılmaması adına görüntümü geriye alacağım, görüntümü ekrandan alacağım. Bu noktada şaşırmayın. Direkt sorulara odaklanmanızı istiyorum. Dediğim gibi sorularımızı dikkatli bir şekilde çözelim. Hatta notlar alabilirseniz alalım ve sonra tekrar edelim ve konularımıza iyi bir şekilde hazırlanmış olalım. Arkadaşlar, sadece bu ders ile ilgili değil, diğer birçok dersimizle ilgili oynatma listemizde videolar var sorumluluk sınavları ile ilgili. O videolarımızı da eğer farklı derslerden sorumluluğunuz varsa o videolarla ilgili sınav videolarımızı da izleyebilirsiniz. Haydi şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, birinci sorumuzda edebiyat diğer güzel sanat dallarından kullanılan malzeme ve kendisini ifade ediş tarzı bakımından ayrılır diye bir cümle verilmiş. Buna göre aşağıdaki güzel sanat dallarının kullandıkları malzemelere ikişer örnek veriniz diye sorulmuş. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz edebiyat dersinde edebiyatın, müziğin, resmin, mimarinin, sinemanın kullanıldığı malzemeler vardı birinci ünitede. Onunla ilgili bir soru. Tabii kullandığı malzemeler birden fazla malzeme olan ürünler var. Burada arkadaşlar biz iki tanesini istemişiz. Bu ikisine örnek veriniz denmiş. Şimdi bunların cevabına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere edebiyat neydi? Edebiyat malzemesi dil olan bir sanat türüydü. Aynı zamanda yazı, kelime, harf, kalem, klavye bunlar da edebiyatın malzemeleri arasındadır. Ama temel malzememiz dildir. Ekranda gördüğünüz cevaplardan iki tanesini yazmanız yeterli. Müzik dalının ise ses, nota, müzik aletleri bu türün malzemelerindendir. Resim sanatında ise boya, fırça, tuval, kağıt bu sanatın malzemelerindendir. Mimari sanatında ise taş, tuğla, beton, kum, su gibi malzemeler mimarinin malzemeleridir. Ve sinema sanatında ise kamera, oyuncu, senaryo gibi malzemeler sinema sanatını oluşturan malzemelerdir arkadaşlar. Bu yazdıklarımızdan iki tanesini istediğimiz için iki tanesini yazmanız yeterli. Fakat daha fazla isterse hocanız, sınav hocanız, o zaman daha fazlasını yazarsınız ekrandaki gibi. Arkadaşlar, ikinci sorumuzda boşluk doldurma sorumuz vardı. Hatırlayın. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kelimeleri boşluklara yazınız demiştik. Dille, sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine işitsel fonetik sanatlar denir arkadaşlar. Noktalı yere işitsel parantez içinde fonetik yazacağız. Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan sanatlara dramatik sanat, diğer adıyla ritmik sanatlar denir. Arkadaşlar, noktalı yere dramatik parantez içinde ritmik yazacağız. Son cümlemizde ise sevgili arkadaşlar, yalnız görüntüyle yapılan sanatlara ise görsel sanatlar diyoruz. Bu da plastik sanat adını alır. Görsel parantez içinde plastik yazacağız. Bu arada arkadaşlar, ritmik yani dramatik sanatlara karma sanatlar da denir. Bunu da unutmayalım. Boşluklara gördüğünüz üzere arkadaşlar ekranda işitsel, dramatik, görsel kelimelerini ekleyeceğiz. Diğer anlamlarındaki eş anlamlı kelimelerini de yazmanız parantez içinde doğru olur arkadaşlar. Yazdığımız zaman tam puanımızı
alacağız. Ve üçüncü sorumuzda da arkadaşlar roman türüyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız diye bir soru sormuştuk hatırlarsanız. Burada ilk yerli roman Taşuku Talat ve Fıtnat'tır. Kim yazmıştır? Şemsettin Sami yazmıştır. Biz burada yazarını sormadık dikkat ederseniz arkadaşlar. Romanı sorduk. Fakat hocanız yazarını sorarsa Taşuku Talat ve Fıtnat'ı kim yazmış? Şemsettin Sami yazmıştır. Unutmayın. İlk edebi romanımız İntibah'tır arkadaşlar. İntibah romanını da Namık Kemal yazmıştır. Unutmayalım. İlk realist romanımız Araba Sevdası'dır değerli öğrencilerim. Araba Sevdası ise Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştır. İlk psikolojik romanımız ise Eylül'dür arkadaşlar. Eylül romanını da Mehmet Rauf yazmıştır. Unutmayalım. Arkadaşlar dünya edebiyatındaki ilk modern roman örneği ise Don Kişot'tur. Cervantes'in, İspanyol yazar Cervantes'in Don Kişot adlı romanı kabul edilir. Dolayısıyla böyle bir soru geldiği zaman hemen karşısına bu romanları yazacaksınız. Eğer yazarlarını da sorarsa hocanız benim söylediğim yazarları karşılarına yazacaksınız. Ve gelelim arkadaşlar dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda sevgili arkadaşlar bir noktalama sorusu, dil bilgisi sorusu. Yukarıda parçada parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz. Arkadaşlar birinci parantez içine virgül, ikinciye virgül, üçüncüye noktalı virgül, dördüncüye nokta ve son parantez içine, ayrıç içine nokta koyuyoruz. Yani virgül, virgül, noktalı virgül, nokta nokta şeklinde bir işlem yapıyoruz. Arkadaşlar beşinci sorumuzda hatırlarsanız beşinci sorumuzda bir hikayeden bölüm verilmişti. Hemen okuyalım isterseniz. Kitaplarını bir arkadaşına satacaktı. Bu arkadaş ona aynı okulun, aynı sınıfın, aynı sırasında senelerce yardım etmişti. Şansa filan inanmadığı için arkadaşının bu muazzam otomobil acentasına sahip oluşundaki keramete tesadüf deyip geçmişti. Lakin ne olursa olsun bu arkadaş ötekilerden çoğu gibi çıkmamıştı. Burada metnin anlatıcısını ve bakış açısını belirleyiniz demiş. Sevgili arkadaşlar burada dikkat ederseniz teknik üçüncü şahıs ağzından bir anlatım yapılmış ve sevgili arkadaşlar ilahi bakış açısıyla ilahi yani tanrısal bakış açısıyla anlatıcı bakış açısını oluşturmuş. Neden? Çünkü dikkat ettiyseniz metinde anlatıcı kahramanın ruh dünyasına indi, iç dünyasından geçen hususları da biliyordu. Bundan dolayı ilahi bakış açısında hem kahramanın iç dünyasını bilir hem normal görüneni bilir. Dolayısıyla metni hızlandırabilir, yavaşlandırabilir. İlahi bakış açısında böyle bir güç vardır, böyle bir durum vardır. Bundan dolayı 5. sorumuzun cevabı ilahi, tanrısal veya hakim bakış açısı. Anlatıcı 3. kişi, teklik 3. kişi anlatıcı olarak yer alır. Gene arkadaşlar 6. sorumuzda da bir hikayenin unsurları sorulmuştu. Sevgili arkadaşlar hikayeci anlatımlarda hikayenin unsurları, yapı unsurları öyle diyelim daha doğrusu yapı unsurları, olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan ve anlatıcıdır. Evet. Hikayenin yapı unsurları nedir dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar hemen ne diyeceğiz arkadaşlar? Olay örgüsü, kahraman, zaman, mekan ve anlatıcı kavramları. Bunlar bir hikayeyi oluşturan yapı unsurları arasında değerlendirilir. Kimi kaynaklar anlatıcıyı ayrı tutabilir arkadaşlar. Tabii anlatıcı da içinde sayılabilecek unsurlardan ama temelde 5 tanedir. Olay, olay örgüsü, kahramanlar, zaman, mekan bunlar unsurlardandır. Anlatıcı da bu unsurları tamamlayıcı unsurdur. Kimi kaynaklarda unsurların içinde gösterir. Ve gelelim 7. soruya. 7. soruda modern tiyatro türlerinden komedinin özelliklerine 3 örnek veriniz. Arkadaşlar bakın burada sadece 3 örnek istiyor. Biliyorsunuz modern tiyatro türlerinden komedinin 3'ten fazla özelliği var. Biz 3 özelliğini söyleyeceğiz. Tabii biz burada 3'ten fazla özelliğini yazdık. Siz bunlardan 3'ünü seçerek hocanız sorarsa yazarsınız. Sevgili öğrenciler, komedi dışında dram veya trajediden de sorabilir. Buna hazırlıklı olalım. Onların da özelliklerini çalışalım ve ona göre hocamız sorduğu zaman yapalım. Biz burada komedinin 3 özelliğini sorduk. 3 özelliğini yazacağız. Burada fazladan verdiğimiz özellikler sizi şaşırtmasın.
İçinden seçerek hocanız 3 tane sorarsa 3'ünü seçerek yazabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, komedi de konusunu yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır. Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir. Her türlü söze, şakaya yer verilir komedide. Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir. Birbirini izleyen diyalog ve konu bölümlerinden oluşur. Manzum olarak yazılır ve üç birlik kuralına uyulur sevgili öğrencilerim. Tiyatrodaki, modern tiyatrodaki komedi türü arkadaşlar. Bunlardan üçünü seçerek yazıyorsun. Ve sekizinci sorumuza gelelim. Sekizinci sorumuz arkadaşlar bir dörtlük sorusuydu. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere, şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere, dikenler içinde sarı gül vardır. Burada arkadaşlar teması, ölçüsü, kafiyeleri, redifleri ve türünü bizden sormuştu. Bunu şu şekilde arkadaşlar cevaplıyoruz. Dikkat ettiyseniz burada bir memleket özlemi görülmekteydi. Kuşlar aracılığıyla memleketine selam götürmesini istiyordu. Ölçüsü 11'li hece ölçüsü arkadaşlar. Hecelerin eşitliğine dayalı olarak arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Sıralıyoruz. 11 tane hece olduğu için ve her mısrada arkadaşlar 11 tane hece olduğu için buna biz 11'li hece ölçüsü diyoruz. 11'li hece ölçüsünde 4 artı 4 artı 3 veya 6 artı 5 11 duraklı da olabilir. Biz burada durağını sormadık arkadaşlar. Hocanız sorarsa 11'li hece ölçüsünde bu durakları da gösterirsiniz. Gene arkadaşlar burada ere ereler zengin kafiye. Bakın dikkat edin. Yere ere derken zengin kafiye var. Gene arkadaşlar sümbül gül derken dikkat edin. Sümbül gül derken burada üvele sesleri gelmiş ve tam kafiye olmuş arkadaşlar. Sümbül ve gül. Vardır vardırlar rediftir arkadaşlar. Burada aynı zamanda çapraz bir kafiye var arkadaşlar. AB şeklinde bir çapraz kafiye var sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada çapraz kafiye özelliğini görüyoruz. Üvele sesleri tam kafiye vardırlar redif. Yere ve derelerde de ere ereler nedir sevgili arkadaşlar? Zengin kafiyedir. İkiden fazla ses benzerliği olduğu için zengin kafiye olarak karşımıza ne yapmaktadır? Çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda türü de sevgili arkadaşlar türü de nedir? Lirik şiirdir. Lirik şiir neydi arkadaşlar? Aşk, sevgi, tabiat ve benzeri konuları coşkulu bir dille anlatıyorsa şiir, ona biz ne diyoruz arkadaşlar? Lirik şiir diyoruz. Eğer kahramanlık, yiğitlik konusu olsaydı o zaman epik şiir diyecektik. Eğer doğayı anlatıyor olsaydı pastoral şiir diyecektik. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde veya bir eleştiri şiiri, yergi şiiri olsaydı satirik şiir diyecektik. Ama burada böyle bir durum yok. Burada ne var? Lirik şiir özelliği var. Coşkulu bir dille anlatmış konuyu. Lirik şiir diyoruz türüne. Ve gelelim diğer dil bilgisi sorumuza arkadaşlar. Bir paragraf verilmiş ve bu paragrafta altı çizili kelimeler var. Bunların türü sorulmuştu. Arkadaşlar burada son günlerde sık sık yaptığı mukayeseyi tekrarladı derken arkadaşlar burada zarftır sık sık. Neden arkadaşlar? Şimdi zarfların özelliği neydi? Dikkatli beni dinleyin. Fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendi cinsinden kelimeleri niteleyen kelimelerdi zarflar. Burada bakın yaptığı nedir? Bir fiilimsidir sevgili arkadaşlar. Eylemi, fiilimsiyi ne yapıyor? Durum yönüyle niteliyor. Sık sık bundan dolayı burada zarftır arkadaşlar. Bunu yaparsak 2 puanımızı alıyoruz. Devam edelim ve bu iki koku arasındaki farkı düşündü derken arkadaşlar bakın burada koku nedir? İsimdir arkadaşlar. İsimlerin önüne gelen isimleri niteleyen veya belirten kelimelere biz sıfat diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 2 de burada sıfattır. Buna sıfat diyeceğiz ve 2 puanımızı buradan alacağız. Devam edelim. Yolda yürürken herkes Fahriye'den ziyade derken Fahriye burada özel isimdir. Bakın bir kadın ismi sevgili arkadaşlar. Kesme işaretiyle de ayırmışız dikkat edin özel isim olduğu için. İsim görevli kullanmıştır. Ve devam edelim. Fakat bu dikkat edin burada bakın virgül var sevgili arkadaşlar. Eğer virgül olmasa sıfat olacaktı. Bu Neriman olacaktı. Fakat virgül var. Fakat bu bir şeyi burada ne yapıyor? İşaret ediyor bu. Burada da zamir görevli kullanmış arkadaşlar. Neriman'ın herkese ayrı ayrı dikkatinin karşılığında başka bir şey değildi derken sevgili arkadaşlar burada herkese de zamir olarak ne yapılmış? Kullanılmıştır.
zamir olarak kullanmıştır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, sırasıyla belirtirsek zarf, sıfat, isim ve zamir şeklinde ne yapacaksınız? Sıralayacaksınız. Değerli öğrenciler, 10. sorumuza gelelim. 10. sorumuzda biliyorsunuz biyografiyle otobiyografiyi sormuştuk. Arasındaki farkları yazın demiştik. Şimdi şu şekilde bir ifade tarzıyla not alabilirsiniz arkadaşlar. Biyografi, bir kişinin diğer kişiler tarafından kaleme alınmış ve insanlara aktarılması saptanmış hayatının özetidir diyebiliriz. İki, otobiyografi ise kişinin kendi hayatını kaleme alarak insanlara sunmasıdır diyebiliriz. 3. Otobiyografi bir sanatçının kendi yaşam öyküsünü anlattığı eserlerdir. 4. Biyografiyi yaşam öyküsü olarak adlandırırken otobiyografi ise öz yaşam öyküsü olarak ne yapabiliriz? Adlandırabiliriz şeklinde bir ifade yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size arkadaşlar ek soru, evet, çıkabilecek bazı sınavda ek sorular hazırladım. Bu ek sorulardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz birinci ünitede öğretici metinlerle ilgili yazma aşamaları vardı. Hocamız olabilir ki bunu da sorabilir. Ben ek bilgi olarak bunu da size sormak istiyorum. Şöyle bir tablo vererek öğretici metinlerdeki yazma aşamalarını sorabilir. Arkadaşlar öğretici metinlerdeki yazma aşamalarını hocamız eğer sorarsa bunların hazırlık, planlama, taslak metin oluşturma, düzeltme ve geliştirme, yazılan metni paylaşma olduğunu unutmayın. Yani bir yazı yazdığımız zaman, öğretici metin yazdığımız zaman hangi aşamalara uymamız lazım? Bir, önce hazırlık yapmamız lazım. İki, planlama yapmamız lazım. Üç, taslak bir metin oluşturmamız lazım. Yani henüz son halini almamış, taslak halinde metin oluşturmamız lazım. Dört, bu metni düzeltme ve geliştirme aşamasına sokmamız lazım. Yani düzeltme ve geliştirme ve son aşamada da yazılan metni artık tamamlandığı için, her şey tamam olduğu için paylaşma. Nerede paylaşma? İşte okul duvar gazetesi olabilir, dergi olabilir, gazete olabilir, internet olabilir, blog sayfaları olabilir. Bunu ne yapma? Paylaşma. Eğer hocanız bir metin, öğretici metni yazma aşamaları diye bir soru sorarsa bu 5 maddeyi muhakkak arkadaşlar yazarsınız. Arkadaşlar bir diğer soru olarak da hocamız şöyle bir soru sorabilir. Onun da burada vurgulamak istiyorum. Mesela bir diyalog verebilir. Ben burada örnek olarak Hacivat'la Karagöz'ü verdim. Dikkat edin ekrana. Hacivat'la Karagöz şöyle bir diyalog yaptığını düşünelim. Merhaba Karagöz, pikniğe gelir misin bizimle? Karagöz de ona diyor ki merhaba Hacı Cavcav, teşekkür ederim ama gelemem. Akşam başka işim var. Böyle bir konuşmada gerçekleşen iletişim öğelerini söyleyiniz. Yani burada hangi iletişim öğeleri gerçekleşmiş bunu söyleyiniz diye bir soru sorabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar cevap olarak şöyle bir şey söylememizde fayda var. Burada gönderici Hacıvat'tır. Bakın Hacıvat Karagöz'e bir cümleyle bir ileti gönderiyor. Alıcı kimdir? Alıcı ise Karagöz'dür, karşısındaki kişi. İletisi nedir? Göndericinin, pikniğe gelir misin bizimle? Yani Hacıvat'ın. Karagöz de diyor ki hayır, dönüt veriyor. Dönüt, gelemem, akşam işim var diyor. Evet. Burada hangi kanalla arkadaşlar söz gidiyor? Ses ve hava yoluyla gidiyor. Kodumuz nedir? Türkçe. Türk dilini kullanarak. Bağlam nedir? Yani bu iletişimin geçtiği ortam neresidir? Sokaktır. Dolayısıyla bu iletişimde arkadaşlar iletişimin öğeleri gönderici, alıcı, ileti, kanal, kod, dönüt ve bağlamdır. Hocamız soru sorarsa bu veya buna benzer bir iletişim örneği vererek siz ne yapacaksınız? Bu şekilde yazacaksınız. Veya sadece şöyle de sorabilir. İşte iletişim öğelerinin adlarını yazın. Öyle dediği zaman hemen gönderici, alıcı, iletici, kanal, kod, dönüt, bağlam şeklinde ifade edeceksiniz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir başka soru da şöyle sorabilir. Doğru yanlış sorusu da gelebilir. Mesela aşağıdaki cümlelerin karşısında doğrulara doğru, yanlışlara yanlış yazın ifadesi gelebilir. Bunlar da gelirse mesela benzer şu sorulara dikkat edelim. İşte açık bir anlatımda edebi sanatlara yer verilmez demiş.
Doğru. Açık bir anlatımda imge yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı imgesellik olmadığı için edebi sanatta olmaz. Doğru. Türk edebiyatında olay hikayesinin temsilcisi Sait Faik, durum hikayesinin temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Bu yanlış bir ifadedir. Arkadaşlar, Türk edebiyatında olay hikayesinin, yani Mopas'ın tarzı, Guy de Maupassant tarzı hikayenin temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. Kesit durum hikayesinin temsilcisi ise Sait Faik'tir. Bir başka maddede şöyle bir doğru yanlış gelebilir. Sunumlara direkt konuya giriş yaparak başlanması uygundur. Hayır, sunumlara direkt giriş yaparak başlanmaz arkadaşlar. Güzel düşünelim diye yemyeşil olmuş ağaçlar mısrasında teşbih sanatı vardır. Yanlış. Arkadaşlar, güzel düşünelim diye yemyeşil olmuş ağaçlar diye bir ifade geldiği zaman burada hüsn-i talil, yani güzel sebebe dayandırma sanatı vardır. Duru bir anlatımda arkadaşlar karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz. Doğru. Duru bir anlatımda arkadaşlar karmaşık cümleler olmaz. Aynı anlama gelen birden fazla kelimeler olmaz. Dolayısıyla anlaşılması güç cümleler olmaz. Bu şekilde bir ifade gelirse bunu da doğru olarak ifade edin. Ve son olarak arkadaşlar şöyle bir soru gelebilir. Hocanız iki metin verir ve bu metinleri karşılaştırmanızı isteyebilir. Hangisi öğretici, hangisi sanatsal metindir diye. Yani bir sanatsal metin verir, bir de öğretici metin verir. Hangisi sanatsal, hangisi öğreticidir diye bir soru sorabilir. Arkadaşlar, ben örnek olarak iki tane paragraf verdim. Birinci paragrafta bir sanatsal metin, ikinci paragrafta öğretici metin aldım. Burada nokta nokta koydum. Birinci metin sanatsal metindir, ikinci metin ise öğretici metindir. Hocanız bunun yanında arkadaşlar sebebini de sorabilir. Mesela üç maddeyle bunu anlatın diyebilir arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Birinci metinde imgesel bir anlatım, dolaylı bir anlatım vardır. İkinci metinde yalın, açık ve doğrudan bir anlatım vardır. Göndergesel işlevde kullanılmıştır dil diyebiliriz. Birinci metinde öznel yargılar vardır. Söz sanatları içerebilir. İkinci metinde ise nesnel yargılar yer almıştır. Birinci metinde kelimeler genellikle mecaz ve yan anlamlarında kullanılmışken, ikinci metinde gerçek veya terim anlamlarında ne yapılmıştır? Kelimeler kullanılmıştır. Bu şekilde bir karşılaştırma sorusu sorarsa sevgili arkadaşlar, bu şekilde ifade edebilirsiniz. Evet, değerli arkadaşlar, bu sorularımızla bir sorumluluk sınavının sonuna geldik. 9. sınıf sorumluluk sınavı sorularının sonuna geldik. İnanıyorum ki hepiniz başaracaksınız. Yüksek puanlar alıp sorumluluklarınızı vereceksiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni tuşunu likelamayı unutmayın arkadaşlar. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla abone olursanız sevinirim. Çevrenizde de paylaşın. Katkı sunmak isterseniz teşekkürler butonuyla veya Süper Chat ve Süper Sticker'dan katkıda sunabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.